yolunda yolunu kaybetmiş perişanım. Ben bir garip yolcuyum hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım. Mecnun misal gurbet ellerde ümitsiz sevgimi kurbanım ben. Mecnun misal gurbet ellerde ümitsiz sevgimi kurbanım ben. Yalan dünya her şey bambaş, anca sarhoş yolcu sarhoş. Yalan dünya her şey bambaş, anca sarhoş yolcu sarhoş. Merhaba diyoruz. Haftanın son günü Cuma, iki gün sizden ayrı kalacağız. Ama olsun, önümüzde güzel bir öğleden sonra var ki öğleden sonra bize gülümsesin, biz de ona gülümseyelim istiyoruz. Bugün yine sizler için renkli mi renkli konularımızla, konuklarımızla, elbette ki birbirinden güzel hediyelerimizle karşınızdayız. Öncelikle bu güzel şarkı için Derya Tunç'a, Göz Nuru Orkestrası'na, Sanat Müziği Orkestrası'na teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Ben bugün gözlerimi alamıyorum sizden. Öyle mi? Evet, harika görünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vermeyeyim o zaman. Muhteşem. Bütün gün gözlerinizi olmuş. Vermeyeyim. Ha, evet, ver mi? Tamam, bütün gün bende kalacak gözleriniz. Haberi olsun gözlerinizin. Tamam, söyleyeyim. Siz de çok hoşsunuz ama. Çok teşekkürler. Çok zarifsiniz. Mavi yüzüğüm. Maşallah, nazar az değil sonra. Misin? Peki söyleyelim, evet, çünkü tabii bugünkü konuğumuzla ilgili takılarımızda ve daha fazla da ekran başındaki izleyicilerimizi de bekletmeyelim. Biz de beklemeyelim, sabırsızlanıyoruz çünkü. Göz Nuru, başla. Oyuncu Erdal Türkmen'in konuk olacağı haftanın bu son Göz Nuru'nda Sema Babaoğlan'ın cam ve kum boncuklardan yaptığı boncuk boncuk kolyeler var. İsminizin aslında ne anlattığını merak ediyorsanız sakın kaçırmayın. Aksu Gülay Bilici Emelce ile size özel isim analizleri. Diyet yemeklerin hazırlandığı Göz Nuru mutfağında muzlu keten tohumlu kek var. Hepsi bugün Göz Nuru'nda. Göz Nuru.
Neler neler varmış göz nurunda. Gözlerime inanamıyorum. Öncelikle göz nurunun mutfağına giriyoruz. Çünkü bir an evvel kekimizi başlatalım istiyoruz. Bu güzel keki de bize kim yapacak? Süper bir aşçı Sezen. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim, bomba gibiyim gene. Evet, şahaneyim. Harika. Yine kolay, pratik ama aynı zamanda çok sağlıklı bir kek olacak. Aynen öyle. Bugün çok değişik bir kek tarifi yapacağız. Keten tohumlu muzlu kek yapacağız. Keten tohumlu? Evet. Çok biliyorsunuz keten tohumu omega 3 ve lif bakımından zengindir. Çok faydalı. Evet, çok faydalıdır. Aynı zamanda kanı sulandırma özelliği vardır. O yüzden fazla tüketmesek aslında iyi olur. Yeterli miktarda tüketilirse eğer gayet sağlıklıdır. Miktarlardan söz edilirken keten tohumlu kekimizin malzemelerini sayalım. Hemen söyleyeyim. Unumuz var tabii her kekte olduğu gibi. Hı-hı. Keten tohumu 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Şeker, ayçiçek yağı, bol limon suyumuz var, 2 adet limon suyumuz var, limon kabuğu rendesi, kabartma tozu, vanilya, çok az bir tutam kadar tuz, 1 adet de yumurtamız var. Şimdi bir kez daha sayalım mı tarifimizin malzemelerini? Hemen sayalım. Un, muz, yumurta, şeker, ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı kadar keten tohumu, limon suyu, limon kabuğu rendesi, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam kadar da tuz. Tuz. Çünkü hani vaktimizin darlığı yüzünden geçenlerde hastanedeydim. Hiç yanlış anlamayın. Önemli bir şey. Rutin kontroller yapıldı. Hacettepe'de orada izleyicilerimizle çok böyle sohbet ettik. Hı-hı. Orada karşılaştık aslında. Diyorlar ki hani vaktiniz dar biliyoruz. Hı-hı. Tarifi tekrar ettiğimiz zaman malzemeleri birkaç defa tekrar ederseniz tabii, tabii. Hani diye söylediler. Zaten yetişemiyorlarmış. Ne yapıyorlar? Lezzet yazıp 56 çiftlere mesaj gönderiyorlarmış. O da iyi oluyor diyor. Hani kaçırırsak da öyle yapıyoruz diye ama olsun. Biz yine de tekrar etmiş tabii, olduk Sezer'cim. Tabii ben tarif sırasında da tekrarlarım malzemelerimizi. Tamam. Şimdi öncelikle yağ, ayçiçek yağımız. Önce ayçiçek yağını. Ayçiçek yağı, evet. Bir çay bardağı. Şeker. Hı hı. Ve bir adet yumurtamızı mikserle çırpacağız. Bunu biraz uzun süreli çırparsak şekerleri en azından yedirene kadar. Hı. Onun böyle bir köpüklenmesi gerekiyor. Evet, evet. O kadar iyi çırpılması önemli ki kekte çok mühim galiba. Güzel bir sonuç elde etmek için. Kesinlikle yani kabartma tozu koyarsak hani gene kabarır ama bu aşamayı ne kadar uzun yaparsak, ne kadar köpüklendirirsek kekimiz o kadar kabarık olur. Şekerin hiç mesela o tanesi gelmiyor. Gelmeyecek, o kadar. Evet doğru. Daha sonra da diğer malzemelerimizi katacağız. Eskiden ne yapıyorduk? Nasıl kollarımız yoruluyordu değil mi? Kekçi yaparken. Aslında hala ben ondan yanayım yani. Sahiden? Evet. Yani hani bu bir tahta spatulayla olur ya da hani tahtayla yapılmasından yanayım. Hani daha böyle lezzetli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben ama tabii bu yaptığımız bizim mikser daha pratik, daha ama çabuk bir yöntem. Ama bir pratik de aynı zamanda bu arada kabı da çeviriyorsunuz Sezer Hanım. Miksere de destek kuvvet yani bir yandan da. O bir alışkanlık. Harika ama o da işlevsel oluyor. Hani dönen var ya zaten öyle mekanizmalı çalışan evet. Mikserler de var bilhassa. Aynen öyle. Bu mayonez tenceresi zaten çok amaçlı bir tencere aslında. Çırpma işlemlerinde hani bizim işimizi daha da kolaylaştıran bir tencere. Boş haliyle benim çok hoşuma gitti zaten. Evet. Kafama geçirmek istedim yani. Miğfer kıvamında. Çok hoş yani güzel. Pastacıların özellikle kullandığı malzemelerden aynen biri bu tabaklar. Öyle. Pastacıların, soğukçuların sos yaparken mesela şey marine ederken çok fazla kullandığımız bir tencere türü. Hani evde hanımlar da tedarik edebilirlerse aslında işlerini bayağı kolaylaştırmış olabilirler yani çoğu şeyde. Son derece sağlıklı da aynı zamanda. Aynen öyle. Evet. Şimdi bunları böyle çırptık. Evet, tamam. Çırptık. Şimdi limon suyunu ilave edeceğiz. Limon suyu. Evet. Muzlarımızı doğrayacağız. Tamam. Oldukça da limon var içinde. Tabii. Bayağı hissedilir. Limon kabuğu rendesi de var aynı zamanda içinde. Dediğimiz gibi sağlıklı. Muzları dilimliyoruz. Ha, dilimliyoruz. Evet. Yani bunları ikiye de böyle panik yapabilirler. Ben bütün ağzımıza gelsin diye bu şekilde hamurun içinde yani kek hamurunun içinde muzlar pişecek. Tabii pişecek. Zaten yumuşak olduğu için sıcağı görünce hemen o da biraz daha kendine bırakacak.
Limon kabuğu rendemizi koyduk. Limon kabuğu rendesi, evet, un. Unumuzu da ilave ediyoruz. Bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii, şöyle ben de un diyecektim. Ben bir taraftan şöyle sana karıştırırken. Evet. Elekten geçirdiniz mi bu unu? Geçirdik, geçirdik. Çok severim ben o işi. Çok zevklidir. Şöyle yaklaştırayım, evet, size isterseniz. Hmm. Bir kek hamuru kıvamını, aynen öyle, elde edene kadar hiç farkı yok. Katıyoruz, evet. Muzlar da tabii o arada biraz eziliyorlar. Hafif değil mi? Tabii. Mikserden eskilerini. Ama onlarla aromasına o kekin içinde çok mutlaka güzel alacağız. Tabii. Kabartma tuzumuzu ilave ediyorum. Sen öyle unla karıştırmıyorsun kabartma tozunu. Yok, hayır, karıştırıyorum. Ben hepsini ayrı ayrı koymaktan yanayım. Bir tutam da tuzumuz. Bir tutam tuz koyuyorum. Evet. Biraz daha karıştırdıktan sonra en son keten tohumunu koyacağım. Daha sonra da kek kalıbımıza ya da fırına giren borcamlar vardır. Tabii. Onlara koyabiliriz hafif dibini yağlayarak. Fırında kullanabileceğimiz cam. Aynen öyle. Yani servislerde kek kalıpları da var. Nasıl şekillendirmek isterlerse yani o şekilde kek kalıbı olur, fırın kapları olur. Isıya dayanıklı artık çok fazla malzemeler var. Aynen öyle. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirmemiz yeterli fırını olacaktır. Fırını ısıtıyoruz yani önceden. Tabii, o çok önemli. Eğer soğuk fırına koyarsak kekimiz kabarmaz. Önceden en azından 15 dakikadan hani daha fazla bir süre olmasına gerek yok. Eğer ısıtırsak fırınımızı kesinlikle daha kabarmış olacaktır. Yine 180 derecede mi devam edecek? Evet, 180 derecede. Doğru. En son keten tohumumu ilave ettim. Biraz daha karıştırdıktan sonra kek kalıbıma koyabilirim. Gördünüz mü? Aynı bizim normal evde yaptığımız keklerden hiçbir fark olmadı kıvamının. Görüyoruz, görüyoruz. Hepimiz görüyoruz değil mi? Hanımlar, beyler görüyoruz değil mi? Evet Sezen, görüyoruz. Tıpkı evde yaptığımız kekler gibi. Aynen. Şimdi tamam, şunu şöyle altına koyayım damlamasın. Heh, evet. Koyalım. Evet, böyle yapalım. Evet, şimdi fırın kapımıza koyabiliriz. Şey ince de olur. Çok da herhalde kabaracak tabii. Kabaracak, hı, güzel kabaracak. Bir de fırının kapağını açmamak gerekiyor. Kek, o önemli bir şey çünkü ısısını kaybediyor. Fırın. İniyor. Evet, aynen öyle iniyor. O yüzden hani zaten fırınlar camlı. Hani o şekilde bakabiliriz. Ya da artık en son pişmeye yakın son noktada, hı-hı, eğer içimize sinmiyorsa o şekilde bakabiliriz. Ama dediğim gibi pişme süresini fırınımızın kapağını açmazsak çok daha güzel bir keke.